Şimdi bugün 19 Mayıs, yarın 20 Mayıs. Jorge Jesus'un ülkesinin basınında yapmış olduğu açıklamalarda 20 Mayıs benim için son tarih ifadesi vardı. Belki yarına kadar bir gelişme yaşanacak ama şu an için avukatı da somut bir durumun olmadığını ama ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Tamam. Sayın Başkan'la zaten birebir görüştüklerini biliyoruz ki fotoğraf karesi de bunu bize çok net göstermişti. Ancak oyun teknik adam konusunda özellikle Flamengo tarafından çok yoğun bir baskı olduğunu biliyoruz. Orada taraftarların Jesus konusunda kendi kulüplerine yaptıkları bir baskı var. Ve burada Jesus'un da kendi ülkesine dönme konusundaki bakış açısı nasıl? Bunu çok kestiremiyoruz. Fakat tabii ki de Flamengo tarafı Jesus'a verecekleri para konusunda belki de biraz daha bonkör davranmak zorunda kalabilirler. Taraftarların bu baskısı karşısında. Ben teknik direktör yani Jesus'un bugüne kadar kararını açıklayamamasının bence en büyük sebebi Flamengo cephesiyle yaşadığı bir ikilem gibi duruyor. Ve burada bir de bir başka noktada tabii ki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde kalıp kalmayacağı konusundaki soru işareti. Bunlar çözümlendiğine göre de muhtemelen birkaç gün içerisinde sanırım Jesus konusunda somut bazı detaylar alacağız. Fakat tabii ki başka istihbaratlar geliyor. Mesela Gürcan abinin, Gürcan Bilgin'in söylediği detay, Löw defteri daha kapanmadı. Volkan Demir'in verdiği detay, İsmail Kartal Plase'de hala daha bir hazırda bekliyor. Fenerbahçe yönetiminin aklının bir ucunda da İsmail Kartal devam ediyor. Yani bir B planı çalışması da var kulüp içerisinde. Ki benzer bilgiler Ahmet Selim Kul'dan da geliyor. Yani Fenerbahçe geçtiğimiz yıl olduğu gibi ya da daha önceki yıllarda olduğu gibi uzun bir teknik direktör arayış dönemine girip önümüzdeki sezonun ilk haftalarını yakmayacak gibi gözüküyor. Jesus olmazsa hızlı bir şekilde Löw ya da başka bir teknik direktör, belki de Vitor Pereira'nın geldiği dönemdeki gibi kamuoyuna hiç düşmeyen sürpriz bir isim Fenerbahçe'nin hocası olacak. Ama ben Haziran ayının ilk haftasında Jesus ya da başka bir isim mutlaka bir teknik direktörle anlaşmanın sağlanacağı kanısındayım. Peki Nevzat Dindar, Jorge Jesus konusunda bugün Volkan'ın Sabah gazetesindeki haberinde de sözleşmenin süresi ve bonuslardaki ufak bir pürüzden bahsetmiş Volkan, ekip arkadaşımız. Jesus 1 yıl, Ali Koç 2 yıl görev süresinin olmasını istiyor. Bunun dışında bonuslarla ilgili de pazarlıklar sürüyor. Jesus 1 yıl mı istiyormuş? Evet, Ali Koç 2 yıl. Mustafa Denizli gibi o zaman, o da 1 yıllık imza atar ya. Ya, yakın görüyor musunuz bu transferi yaşanan tüm sürece? Baktınız. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben kendi adıma Jesus olacağını düşünüyorum. Yani fotoğrafa baktığım zaman, büyük resme baktığım zaman bu iş olumlu olur. Zaten adı geçen diğer işte Löw, İsmail Kartal alternatiflerine baktığım zaman kimse kusura bakmasın ama Jesus'un verdiği heyecanı vermiyor. Yani buna Löw de dahil. Bu iş biraz da şov işidir, heyecan işidir. Bu kadar çok isminizin Jesus'ta anılması, bazı şeylerin ayan beyan artık ortada olmasından sonra açıkçası Fenerbahçe Jesus flörtünde olumsuz bir son. Bir kere işe baştan hani sıkıntılı başlaması anlamına gelir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bu iş bir şov işi ve Jesus bu iş için biçilmiş kaftan derler ya. Evet. Öyle bir adam. Hem kariyeri hem başarıları hem de sağ kenarındaki duruşu ile açıkçası tam lider profil. Ben o yüzden Fenerbahçe açısından Jesus'ta bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani bir kere tabii ki bir takım teferruatlar konuşuluyordur. Avukatı da tartışılması gereken bazı detaylar var dedi. O yani biraz zaman kazanılıyor gibi hissediyorum. Orada Jesus ve Fenerbahçe ki Ali Koç'un da başarılı olmak istediğini biliyoruz. Ben geçen de söyledim, onu tekrarlayayım. Muhtemelen anlaşma sağlandı. Önümüzdeki sezonla ilgili planlamaya başlandı. Yani orada transferde şuydu buydu bu detaylara girilmiştir. Yoksa Jesus, Flamengo artı Güney Amerika'dan bir milli takımdan bahsediyor Jesus'la alakalı. Şili milli takımı aynen. Şimdi Jesus'un da az önce söyledim ya bu iş biraz şov işi. Jesus'un da ya, Flamengo'da yaşayacağını yani tekrarların hayatta çok mutluluk getirmediğini örneklerini biliyoruz. O yüzden yani tekrar Flamengo'ya gidip ki orada çıtayı da hep en zirvede yani Libertadores'i kazandı. Yani daha ötesi var mı? Şimdi bu başarıyı elde etmiş Jorge Jesus için Fenerbahçe bir heyecan olabilir.
Dolayısıyla hani sadece olaya dil açısından bakmamak lazım. Yani Brezilya'da o sıkıntı yaşamaz falan deniliyor. O yüzden oraya gidecektir. Ya sanmıyorum yani sonuçta bu ülkede de birçok yabancı oyuncu var. Futbolun dili evrenseldir. Dolayısıyla tekrar belki Avrupa arenasında kendisini gösterebileceği bir alan olarak görebilir, takım olarak görebilir. Fenerbahçe'de o potansiyel de var. Dolayısıyla ben açık Jesus'un hem Fenerbahçe için hem de Fenerbahçe'nin Jesus için heyecan verici buluyorum. Taraftar da aynı görüşte. Bir yandan da şunu da konuşalım istiyorum. Şimdi Jesus'un sanki ikinci tercihi Fenerbahçe'ymiş gibi bir düşünce de var, algı da var. Bu yurt dışı basınında da Flamengo olmazsa Fenerbahçe. Ama bir yandan da hepimiz şimdi Ali Koç'u artık iyi tanıyoruz. Böyle bir durum varsa eğer Ali Koç sinirlenip bu transferdeki görüşmeleri de bitirebilirdi. Hani çok böyle hocanın da ilk tercihinin Flamengo olmazsa Fenerbahçe olacak söylemini sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani şöyle bir durum var. Sayın Ali Koç bütün kamuoyunun gözünü kulağını Jesus'a çevirip ardından Jesus sürecini herkes beklerken daha flaş bir teknik direktörü açıklayabilir. Yapabilir. Daha flaşı çok üst seviye olur. Bu tarz sürprizleri sevdiğini biliyoruz. O yüzden kamuoyunun dikkatini geçtiğimiz yılda biliyorsunuz başka başka teknik direktörleri çevirip Pereira ile final yapmıştı ama tabii o dönem biraz daha farklı bir süreçti. Çünkü el attıkları teknik direktörlerle anlaşamadıkları için finalde artık gel Pereira durumu olmuştu. Burada sanki biraz Jesus'a dönük bir yaklaşım var. Evet. Yani Jesus'la ilgili. Çünkü şu an Jesus'la anlaşamazsanız getireceğiniz diğer teknik direktörler Löw olmazsa eğer büyük oranda taraftar için ya Jesus konuşuyorduk kim geldi gibi bir duruma sebebiyet verebilir. Ama Sayın Başkan bu konuda biraz flaş isimlerin üstüne gidiyor olabilir. Kamuoyunun düşüncelerini, bakış açısını biraz Jesus'a çevirip. Ama Jesus'u şöyle anlamlandırabiliyorum. Portekizce konuşulmayan ülkelerde bulunma konusunda bir korkusu olduğunu biliyoruz. Kendisi bizzat bunu zaten ifade ediyordu. Ve Benfica'da bu kadar, daha doğrusu işte Portekiz'de bu kadar kalmasının en büyük sebebi de aslında buydu. Çünkü şimdi Jesus kalitesindeki teknik direktöre Avrupa'nın majör liglerinden bu kadar zaman içerisinde teklif gelmemesi mümkün mü? Geldi. Muhtemeldir ki geldi. Ancak kendisi Portekizce'ye bu kadar Portekizce konuşulan Portekiz ülkelerinden bir tanesi, daha doğrusu böyle bir yerde olma konusundaki ısrarından dolayı da muhtemeldir ki kabul etmedi. İletişimi direkt kurmak istiyor. Yani evet. O yüzden de Flamengo kısmının biraz daha ağır basması belki bu yüzden olabilir. Düşünüyor olmaları sebebi bu olabilir. Güçlü bir figür. Yani ben onu biraz hani tarz olarak Fatih Terim'e benzetiyorum. Portekiz'in. Evet. Yani oyuncuyla direkt iletişim kurmak istiyorum. Mesela Prandelli var mı böyle karakterler? Yani mesela Prandelli geldiğinde İngilizcesi yoktu. Yani iletişim problemi yaşayan biriydi. Evet. Yani Galatasaray'da ki başarılı bir hoca olarak geldi aslında Galatasaray'a. Tabii ama 7 hafta ya da 8 hafta sürmüştü kariyeri. Evet. Çok kötü bir döneme tekabül etmişti o süreçte ama bazı futbolcuların da teknik adamların da böyle yaklaşımları var. Grosskreutz da annesinden ayrılamıyordu biliyorsunuz. Evet. Öyle bir şey vardı. O yüzden de gidip Stuttgart'ta falan sürekli futbol oynuyordu. Şimdi burada da Jesus da muhtemeldir ki Portekizce konuşulan bir yerde kalmak istiyor olabilir. Ama ikna edilecek midir? İkna konusunda çalışmalar yapılıyor gibi gözüküyor. Şimdi bir yandan Portekiz'de şey gelmesi lazım.